Herkese merhaba, ben klinik psikolog Merve Güngör, Umay Pedagojik ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışıyorum. Bugün sizlerle doğru bilinen yanlışlar hakkında konuşmak istedim. Öncelikle aslında hepimizin çok duyduğu, çok bildiği, çok aslında medya olarak da medyada da gündemde olan bir konu. Cerebral palsi hakkında konuşmak istiyorum. Halk dilinde de bilinen spastik dediğimiz, yani aslında spastisite olan, yani spastik değil, spastisite olan bir hastalık durumu. Bunun üzerine biraz konuşmak istedim. Çünkü çevremizdeki çoğu kişilere böyle konuşurken halk dilinde zeka ile alakalı bir problem görüyorsak direkt etiket olarak sen spastiksin diyerek bir etiketleme yapıyoruz. Bu çocuklar arasında da çok duyulan bir şey. Ama aslında bunun doğrusu böyle değil. Birazcık bunun üzerine konuşalım. Aslında spastisite dediğimiz, yani cerebral palsi, beyinde herhangi bir nedenden dolayı bir hasarın meydana gelmesi ve kişide hareket ve zihinsel işlevlerin etkilendiği bir hastalık. Buna eşlik eden SARA, yani epilepsi, zeka problemleri ve zaman içerisinde de aslında iskelette problemlerin sıklıkla ortaya çıktığı bir tablo gözleniyor. Bunun içerisinde tabii ki kasıntılar, yani spastiste bir kasıntı demek. Kaslarda olan bir spastiste mi ortaya çıkıyor? Yani kaslarda bir kasıntı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve aslında eklemlerde pasif hareket ettiğinde, eklemler hareket edemediğinde de onlarda bir kasılma meydana geldiği için dirençle karşılanıyor. Yani istemsiz kasılma halleri de diyebiliriz buna. Bir diğeri aslında kaslarda yetmezlik oluyor. Kaslarda fonksiyonlar azaldığı için ve hareket edemez bir hale geldiği için kişiler, kaslarda felçler de oluşmaya başlıyor. İstemli hareket kaybı dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Felç nedeniyle kişiler hareket edemediği için orada bir hareket kaybına da gidiliyor. Şekil bozuklukları olabiliyor. Yine kaslardaki deformeler yüzünden orada da bir şekil bozukluğu oluşabiliyor. Bir de tabii ki mental yetersizlik de buna eşlik edebiliyor. %30 oranında genellikle bir zihinsel kusur görülebilir. Ama tabii ki çenedeki kaslarda da bir problem oluştuğunda, yani konuşma güçlüğü oluşmaya başlandığında da zeka ile alakalı bir problem varmış gibi görülüyor genelde. Ama bu aslında konuşma güçlüğünden kaynaklı, yani çene adalelerinin kaslarının çalışmamasından dolayı oluşan bir güçlük de olabilir. Bunların ayırt edilmesi önemli. Bir diğeri antisosyal kişilik bozukluğu. Şimdi bunu da çok halk arasında duyuyoruz. Aslında birbirimize böyle çok fazla konuşurken, işte çocuklar aralarında söylüyor, bizler işte sohbet ederken denk geliyorum falan. Birbirimize çok fazla asosyal etiketini yapıştırıyoruz. Tam olarak aslında cerebral palside olduğu gibi, spastik etiketini yapıştırdığımız gibi birçok kişiye de sen asosyalsin deyip yapıştırıveriyoruz. Peki gerçekte asosyal ne? Antisosyal ne? Şimdi asosyal dediğimiz kişiler aslında genellikle daha sosyal ilişkilerde başarısız demeyelim de sosyal ilişkileri daha güçsüz olan ve aynı zamanda daha içe kapanık kişilere koyduğumuz bir aslında tip, yani mizaç özelliği diyebiliriz. Ama antisosyale girdiğimizde antisosyal kişilik bozukluğunda hem çok uzun süreli bunu yaşıyor olması lazım, hem de işte sık sık yalan söyleme, dürtüsellik, çabuk öfkelenme, sık kavga etme, yasaları delici, tutuklanmaya gidecek davranışların yapılıyor olması, aynı zamanda kendisini ve başkalarının güvenliğini de umursamıyor olma ve vicdan azabı ve pişmanlık duymama gibi, yani bunların olmadığı kişilik özellikleri olarak ekleyebiliriz. Yani asosyallikle aslında çok ayrı iki uç olarak tanımlayabiliriz. Çünkü asosyallikte dediğim gibi daha çok içine kapanık kişileri, daha az sosyal ilişkilere giren kişileri tanımlayabiliriz. Bu daha çok mizaç özelliği gibi oluyor. Bir diğeri ise şizofreni hastalığı. Yine bu da çok halk arasında konuşurken sen şizofren misin dediğimiz, şizofren zaten o dediğimiz bir şey. Şimdi şizofren diyerek tanımladığımız, aslında insanlar kendi kendine konuşan, işte böyle var olmadığını düşündüğü şeyler hakkında konuşan, sanrılar yaşayan ya da kendi kendine dediğim gibi konuşan ve konuşma sıkıntıları yaşayan herkese de sen şizofrensin tanımını, etiketini yapıştırıveriyor. Aslında tam olarak böyle değil. Şizofreni hastalığı
iki kümeden oluşuyor. Bizim tabir ettiğimiz işte pozitif kümeler ve negatif kümeler olarak. Şimdi pozitif belirtilerin içerisinde, yani pozitif küme, pozitif belirti dediğim şeyin içerisinde az önce saydığım halüsinasyonlar, işte sanrılar, konuşmada bozukluklar gibi şeyler giriyor. İkinci kümeye, yani negatif kümeye, negatif belirtilere de kişinin öz bakım becerilerini, hayatı idame ettirme becerilerini yerine getirememesi olarak tanımlayabiliriz. Bunlarda sıkıntı yaşıyor olmasını ekleyebiliriz. Ve tabii ki aslında şizofreni hastaları için çevremizde hep işte tehlikelilerdir. Onlara yaklaşmayın, onlar işte onun gibi bir tiplemeyle karşılaşırsanız ondan uzak durun gibi şeylerle de karşılaşıyoruz. Ama aslında şizofreniler de ortalama bir insandan daha tehlikeli değiller. Yani daha fazla saldırgan ya da daha fazla tehlikeli değiller. Yani onlar da aslında normal derecede, yani onlardan kaçmanızı gerektiren bir durum yok. Şimdi bu algı yüzünden, yani onlar çok tehlikelidir, onlar saldırgandır algısı yüzünden aslında toplumdan çok fazla uzaklaştırılıyorlar ve dışlanıyorlar. Böylelikle de aslında daha çok içe kapanmaya, daha çok evden çıkmamaya ve daha çok sosyal ortamlardan uzaklaştıkları için bir şeyler yapmaktan daha çok kaçınır bir hale geliyorlar. Burada birazcık bizim de payımız var aslında. Ve bilinenin aksine aslında şizofreninin bir tedavisi vardır. Yani onlar da bizim gibi, yani onlar da hayata katılabilirler. Onlar da herkes gibi normal hayatlarını idame ettirebilirler. Sadece kullandıkları ilaçlar çok ağır olduğu için az önce söylediğim gibi daha fazla sosyal hayattan uzak tutuyor kullandıkları ilaçlar. Belki oralarda birazcık daha desteğe ihtiyaçları olabilir. Bir sonraki anlatacağım şey de aslında kendini beğenmişlik ve ego. Şimdi çok etrafımızda egolu insanlar gördüğümüzde, böyle kendini çok beğenmiş, işte ben çok güzelim, ben çok harikayım, mükemmelim, her şeyi en iyi ben başarırım diyen insanlara karşı da her zaman işte egoist deriz, kendini beğenmiş deriz. Şimdi egoyla kendini beğenmişlik veya narsizm farklı şeyler. Yani kendini beğenmişlik veya narsizm aynı şeyler ama ego çok farklı bir şey burada devreye giriyor. Çünkü egoistin tanımının, yani egonun narsizmle pek alakası yoktur. Şimdi ego dediğimiz şey aslında, burada birazcık psikoloji bilenler izliyorsa, ego deyince direkt aklı Freud geliyor. Freud'un id, ego, süper egosu devreye giriyor birazcık. Şimdi ego dediğimiz şey aslında id ve süper ego arasındaki denge, yani oradaki dengeyi kurucu şey oluyor. Şimdi id dediğimiz şey dürtülerimiz, süper ego dediğimiz ise aslında bizim vicdanımız ve ahlaki boyutumuz. Bunlar arasındaki dengeyi kuran şey de egomuz. O yüzden aslında sağlıklı bir kişide ne kadar ego varsa, ne kadar ego taşıyorsa, bu çok önemli bir şey. Çünkü onun psikolojik sağlamlığını gösterir aslında bu. O yüzden, yani tam da dediğim gibi, bir kişinin egosu ne kadar güçlüyse psikolojik sağlamlığı da o kadar güçlüdür. Ama eğer içerisine işte kendini beğenmişlik dediğimiz o, işte ben her şeyi mükemmel yaparım, her şey harikadır diyen kısım çok fazlaysa, bunun ego ile bir alakası yok. Bir diğer ise depresyon. Depresyondan çok konuştum bu ara galiba. Çünkü çok gündemde, sürekli konuşmalarımın arasında hep böyle bir depresyonu iliştiriveriyorum. Çünkü aslında bilinenin aksine depresyon böyle çabucak girilip çabucak çıkılan, bir günde onu yaşayıp iki günde onu yaşayıp böyle yaşanan bir mutsuzluk hali değil. Az önce söylediğim gibi, yani bunun bir boyutunun olması, yaşanan sürenin uzun olması gerekiyor. Yani en az 6 ay boyunca birazdan sayacağım şeyleri yaşıyor olmanız lazım. Yani bir gün mutsuzum, iki gün mutsuzum, yataktan çıkamadım, işte yağmurda yağıyordu, evde yatayım falan, bunlar sen depresyondasın demek anlamına gelmiyor aslında. Her kişinin hayatında inişleri çıkışları olur. Ruh halimizin de dalgalı bir halde seyir ediyor olması aslında bizim sağlıklı bir psikolojiye sahip olduğumuz anlamına geliyor. Çünkü asıl sağlıksız psikoloji de dikler yaşanır. Yani eğer siz bir anda yukarıya çıkıp bir anda aşağı iniyorsanız orada bir soru işaretimiz olmalı. Ama dalgalı bir halde seyir ediyorsak orada bir problem yok olabilir. Şimdi tabii ki her gün işte gün boyunca böyle depresif hissediyor olma,
normalde sevdiğiniz, işte hoşlandığınız şeyleri yapmaktan zevk alamama, iştah azalması veya artması, uykusuzluk, aşırı uyku hali, yine yorgunluk ve enerji kaybı ve işte kendinizde değersizlik ve suçluluk duygularının çok artıyor olması ve ilerlemiş böyle çok depresif hisseden ve depresyonda olan kişilerin de intihar ve ölüm düşünceleri de çok fazla artıyor. Son olarak da aslında otizmden biraz bahsedeceğim. Otizm, otistik, bunlar çok bilinen şeyler. Birazcık bundan bahsedeyim. Aslında genellikle 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden bir kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde iletişime geçmesinde zorluklar yaşıyor olmasındaki gelişimsel bozukluk olarak tabir edebiliriz. Yani otizm aslında gelişimsel bir bozukluktur. Ve aslında zeka ile çok bir yani orada zihinsel bir durum aslında söz konusu değil. Sadece özel gereksinime ihtiyacı olabilir bu çocukların. Daha çok nörolojik ve genetik bazı semptomlar gösteriyorlar. Ama bunlar da tabii ki hani bu tedavi edilemez, düzeltilemez gibi bir durum değil. Bunun eğer erken yaşta tanısını alıp erken yaşta çalışmalara başlanırsa, çünkü otizmin dereceleri olan bir spektrum, seviyeleri var, hafif, orta, ileri diye. Çalışmalara başlanırsa otizmli kişiler de aslında çok daha işlevsel yerlere gelebilirler. O yüzden aslında bunun da tanısının önden koyulması, önceden bu konu hakkında bilgi birikiminizin olması çok değerli ve önemli. Benim bugün doğru bilinen yanlışlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ekranlarınız aydınlık olsun. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi de açık tutun. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.